Günaydın. Ay, günaydın. Günaydın. Ayşegül'cüğüm, sen iyi misin? Hı? Evde görüşmüyor musunuz? Ya, görüşüyoruz tabii de soracağım tuttu işte. İyiyim halacığım, iyiyim. Hatta süperim. İçim içime sığmıyor. Peki bu iyiliğinin, mutluluğunun sebebini öğrenebilir miyim? Çünkü... Ah! İşte yeni aşıklar. Merhaba. Ay. Melda hala... Ay pardon, Melda Hoca. Ne kadar yakışıyorlar değil mi? İşte Tuğçe'nin büyük aşkının zaferi. Azıcık da ben yardım ettim. Kızım, ben sana gerçekten bir soru soracağım. Ne olursun gözlerimin içine bak da konuş. Sen iyi misin? Ay hocam, ben harikayım, harika. Neyse, size afiyet olsun. Ben bir şeyler içeyim. Bay bay. Allah Allah. Çok kötü ya. Ne yapacağız? Ben gidip bir Ayşegül'e bakayım. Bir sürü saçmalık. Ya. Arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz durumu sizin izninizle olağanüstü hal toplantısı haline getirmek istiyorum. Vallahi doğru ya. Yani resmen olağanüstü bir halle karşı karşıyayız. Şimdi lütfen biraz yaklaşın. Rica edeceğim. Arkadaşlar, eğer şu anda içinizde gerçekten Selim ciddidir diyen varsa lütfen elini kaldırsın. Ay vallahi ben kararsızım ya. Sen yine ne iddiası kaybettin? Hiç, sana ne? Bana bak. Yine birinin duygularıyla oynamaya kalk, karşında beni bulursun, beni. Benim canımı yaktığın gibi kimsenin canını yakmana izin vermem. Vermem. Arkadaşlar şimdi geçin bu ayakları. Yani herkes birbirinin karşısında duruyor zaten. Fethi, evet, senle Berna'yı konuşmak için toplanmadık. Bu arada Cem Bey, Gonca Hanım, katılımınızdan ötürü müteşekkiriz. Yani siz genelde entel kuntel insanlar olarak böyle sınıf toplantılarını uzaktan izlemeyi tercih edersiniz. Yani Ayşegül benim arkadaşım. Selim de benim. Elimizden bir şey gelirse yaparız. Kesinlikle. Ya peki ne öneriyorsunuz? Ya şimdi Selim Tuğçe'ye çıkma teklif etti. Ya herkes gözleriyle gördü, kulaklarıyla duydu değil mi? Ha? Bence var ya, kesin Ayşegül yengeye nispet olsun diye yaptığı bir şeydir ha. Sence de öyle değil mi Togar abi? Selim sabah Ayşegül'ü görmüş. Ayşegül ona normal bir arkadaşıymış. Yani Toygar'la konuşur gibi konuşmuş. Çocuk doğal olarak üzülmüş tabii. Bence aynen böyle. Hani Selim de kısasa kısas yapıyor. Arkadaşlar bence çok çocukça davranıyorlar. Evet, ben ikisinden de beklemezdim. Buldum! Allah'ım, ben ne kadar yaratıcıyım ya. Şimdi bakın, bir fikrim var. Biz kızlar böyle birlik olup Ayşegül'ü mantıklı davranması için ikna edeceğiz. Aynısını biz de Selim'e de yapalım. Var mısınız? Ben varım. Abi biz ne yapalım? Abi ne diyorsun? Uyar mı? Hı? Ben de varım. Biz de varız. O zaman bari ben de bu olaylardan sonra Tuğçe'yi yatıştırma görevini üstleneyim. Tabii her şeyi yoluna koyabilirsek. Ve tekrar beraber olabilirlerse. Olsunlar artık. Ne olur olsunlar ya. Aa, sen şimdi Tuğçe'yi satıyor musun? Vallahi satmazsam hayatım kayacak. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Aha. Gidelim. Hadi. Hadi. Ayşegül, ya bugüne kadar yaptığım her şey için senden özür dilerim. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Keyfinize bakın. Selim, bu anı o kadar çok bekledim ki. Şu anda kendimi kuş gibi hissediyorum ve uçabilirim. Ay canım. Kız arkadaşım olduğun için çok mutluyum. Öğrencilerin özel hayatına karışmak istemem ama bu üçlü arasında çok garip şeyler seziyorum Melda. Ay sen ne seziyorsan aynını ben de seziyorum. Ay. Harika ya. Tuğçe, Selim ve Ayşegül arasında barış rüzgarları esiyor. Aa, çocuklar bakın bakın, bizim sınıf geliyor. Hem de orada halinde. Gelsinler. Selim'cim, canım biraz konuşmamız lazım. Gelir misin? Ayşegül, sen de bizimle geliyorsun. Ben de seninle kalacağım Tuğçe. Ne oluyor ya? Evet ya, bir açıklama yapar mısınız?
açıklamayı yalnızken yapmayı tercih ediyoruz. Evet, evet yalnızken. Hayır gitme Selim. Ne olur gitme. Bunlar şimdi senin beynini yıkar. Bırak, bırak. Vermeyeyim aşkım. Ya hem biz daha yeni çıkmaya başladık. Bir rahat bırakın, saygı duyun ya. Evet ya. Hatta ben bile bu masada fazlalığım. Neyse. Hadi arkadaşlar ya, hadi. Ya gelsiniz hadi Berna. Hayır. Hadi. Hayret bir şey ya. Neyse, siz keyfinize bakın aşıklar, tamam? Sağ ol. Bay bay. Her ne yaptıysan Ayşegül, işler gerçekten sarpa sarıyor bu sefer. Berna, çok yakışıyorlar değil mi? Ay ben onların adına çok mutlu oluyorum. Ay Ayşegül, yani inadım bu kadar ha. Ay evet ya. Ya nasıl böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyorsun? Yani inadına Selim Tuğçe ile çıkmaya başladı. Sen de inadına hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Vallahi bravo. Evet Ayşegül Hanım, bence de artık siz bu oyuna bir son verin. Çok çocukça olmaya başladınız. Ya sonra çok üzüleceksiniz Ayşegül. Ya arkadaşlar neden bahsediyorsunuz ya? Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Asıl biz seni anlamıyoruz. Ne oldu büyük aşka ya? Selim'i ne çabuk unuttun? Ya arkadaşlar bakın. Bu dedikoduyu kim çıkardıysa lütfen söylesin. Ya bizim Selim'le aramızda hiçbir zaman hiçbir şey olmadı. Olmayacak da. Çünkü ben hiçbir zaman Selim'e aşık olmadım. Onun da bana aşık olduğunu zannetmiyorum. Ve bu dedikoduyu çıkartanı bulunca gerçekten onunla hiçbir zaman konuşmayacağım. Ve siz de artık konuşmazsanız sevinirim. Çünkü gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı. Ay bir filmde oynasa Oscar'ı alır ha. Gerçekten çok inandırıcı. Sesini kaybediyor. 1453'te Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'u fethettiğinde... Hocam galiba Fatih Sultan Mehmet demek istediniz. Ay ben Yavuz Sultan Selim mi dedim? 1789'da Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde... Hocam o 1453 olmayacak mıydı? Ben ne dedim? Şey, hocam siz herhalde Malazgirt Savaşı'nın tarihini verdiniz. Ya bir dakika. Şimdi bu kıza çıkma. Hoca karıştırıyor, olay olmuyor. Tuğçe karıştırınca mı olay oluyor? Evet yani. Aa çocuklar, tamam sessizlik. Eminim Selim sinirlenmiş. Ayşegül'e inat olsun diye Tuğçe ile çıkıyormuş gibi yapsa bile bu kadar körü körüne onu savunamaz. Ya halanın nesi var? Ben de bilmiyorum ya. Bugün her şeyi karıştırıyor. Bugün bu sınıfta hiçbir şey normal gitmiyor ama. Ay çocuklar kesin uğultuyu. Tamam dalgınlığımdan dolayı özür dilerim. Ayşegül hadi İstanbul'un fethini sen anlat. Biz de sınıfta böylece bir bilgi taraması yapmış olalım. Tamam olur. Burada mı anlatayım yoksa tahtada mı? Hadi gel tahtada anlat. Evet arkadaşlar, İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet... Neyse ki Selim'i unuturken öğrendiklerini böylece unutmamış. Böylece Bizans İmparatorluğu tamamıyla yok oldu. Yeni bir çağ başladı. Merhaba Selda hala. Aa Ayşegül hoş geldin, okul bitti mi? Evet sana yardıma geldim. Önlüğüm nerede? Önlük içeride, kırmızı bir önlüğüm var, çok beğeneceksin. Ay en sevdiğim renk. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz, otur bakayım şöyle. Oturuyoruz, dinleniyoruz ve biraz konuşuyoruz. Neden? Merak etme, korkulacak bir şey yok. Biraz önce burası cıvıl cıvıldı ama şimdi herkes iş yerinde. 2 saat sonra paydos olunca burası yine eskisi gibi olur. Yani bir sorun yok. Tabii canım, sorun da ne demek? Muhteşem. Ayşegül, bugün kazandığın parayı tahmin bile edemezsin. Senin durumlar nasıl? Ya benim işte aynı. Yani okul, dersler falan. Aa sana ne söyleyeceğim? Tuğçe hayatının aşkına kavuştu. Tuğçe mi? Evet. Açıkçası biraz kıskandım. Yani ne bileyim, keşke ben de aşık olsam. Sevgilimle çıksam. Tuğçe, ya kime kavuştu? Ay Selim'e. Ne? Ay canım benim, görsen. Bütün vücuduna baştan aşağı bronzlaştırıcı krem sürmüş. Yani hem çok komikti, hem de ne bileyim biraz zavallıydı. Ben de dayanamadım. Şöyle küçük bir sihir yaptım. Aa! Birbirlerine sırılsıklama aşık oldular. Yani çok mutlular. Ayşegül sen ne yaptığının farkında mısın? Ferit'e söylemezsen bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hem ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ayşegül gerçekten kendinde değil. Bunun önünü almazsak her şey büyük bir felakete dönüşecek. Ay Selda hala, burası çok güzel bir yermiş. Ya çok güzel. Selim. Selim. Tuğçe. Selim. Uf. Ya hala erkek arkadaşım olduğuna inanamıyorum.
Artık inansan iyi edersin. Bak heleleyiz. Ya hele Ayşegül'ün bana destek çıkmasına aklım hiç mi hiç almıyor. Neden olmasın ki? Ayşegül çok iyi bir kız. Ya hep bana gıcık oluyordu. Senin yüzüne hep bana kıl davranıyordu. Bence sana öyle gelmiştir. Ya Selim unutmuş gibi yapma. Ya kaç kez senin yanında bana neler söyledi. Acaba diyorum. Ne diyorsun? Acaba diyorum sen ona geri dönesin diye, burnun sürtsün diye mi böyle çıkmamızı umursamamış gibi davranıyor ha? Ya çünkü Ayşegül aptal değildir. Bu bir strateji olabilir. O iş artık benim için bitti. Ayşegül diye biri benim için yok. Sadece sen varsın. Yalan gibi, rüya gibi. Hayatımda en çok istediğim şey senin bana aşık olmandı. Hatta of, ne bileyim ya, of, şaka gibi. Ya. Tuğçe. Ne? Ben seni seviyorum. Tamam? Ayrıca benim için bronzlaşman da hoşuma gitmedi değil. Ya gerçekten mi? Yani hı-hı, beni ilk gördüğünde söylediklerin gerçek değil miydi? Hı-hı, değildi. Ay! Selim. Aa! Ceren! Allah'ım! Allah'ım göret beni! Niye? Gördüklerimden sonra kör olmak istiyorum! Canım! Sen bu kadar sakarken bence bir de kör olma. Ceren! Selim! Tuğçe'yi! Ne? Hadi canım. Vallahi billahi Toygar'ın üzerine yemin ederim. Arka bahçede el ele tutuşuyorlar. Ayşegül orada mı? Hayır. Nasıl hayır? Evet. Ya el eleler, diz dizeler, göz gözeler, dudak dudağlar. Ceren. Ama yani artık gerçekten bu işin tadı kaçmaya başladı ya. Ya da biz Selim'i yanlış mı tanıdık, ne yaptık? Ya bu gerçekten o sala aşık mı oldu? Galiba. Hanımlar, özel mi konuşuyordunuz? Toygar. Toygar. Olağanüstü hal durumları var. Toygar. Çifte kumrular arka bahçede öpüşüyorlarmış. Hadi. Ne diyorsun? Vallahi. Tamam Rüya Hanım, tamam. Tamam, biz gidip bakalım. Hadi. Metin olmamız lazım. Evet arkadaşım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.